Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Hala şehir dışındayım ama konuşmamız gereken çok fazla şey var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, önce hemen Charlie'nin tablolarından başlayalım gene. Charlie bunları bize her hafta gönderiyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi ilk tablomuzda ne gösteriyor arkadaşlar? Geçen senenin tam tersi bir sene yaşadığımızı göster görüyoruz burada. O ne hocam? İşte 2022'de eksi yazan her şey 2023'te o eksinin çok daha fazlası artı yazan bir hale gelmiş durumdalar. Yani şu an her şey pozitife geçmiş durumda. Bakalım öyle kalabilecek mi kalamayacak mı onu şimdi inceleyeceğiz. Ondan sonra kimin borsası güzel kazandırmış? Eğer Nijerya'da yaşıyor olsaydınız ya da işte Yunanistan'da veya Arjantin'de yaşıyor olsaydınız. Borsanız roket olacaktı ve çok büyük kar elde edecektiniz. Tabi ne bazında? Dolar bazında. E hocam bizimki de roket oluyordu. Biz niye yokuz buralarda? Çünkü dolar bazında biz eksiyiz arkadaşlar. Yani hep ne diyoruz? Bisti arkadaşlar okey tamam. Bisti biz de seviyoruz. Ee, borsamızda tabii ki yatırım yapıyoruz. Ama e, doları yenemezseniz bir anlamı yok. O yüzden giriş çıkışlarınıza dikkat edin ve karlılığınızı hep dolar üstünden e, bir çek yedin. Bakın bakalım dolar üstünden de karda mısınız? Yoksa siz de endeks gibi dolar bazında eksi de misiniz? Bunlara bakın arkadaşlar. Amerika'da ne oluyordu? Magnificent Seven dediğimiz abiler işte onların geçen seneki durumları ve bu seneki durumlarını görüyorsunuz. İşte 2022'deki total return eksi 51 iken bu sene 49'a çıkmışlar. Yani 51 eksiden 49 pozitife çıkmışlar. Neredeyse geçen seneki bütün kaybı silmiş durumdalar bu da birleşik durum yani tabi babalar baya iyi durumda bütün kaybı silmiş ama market bazında baktığınız zaman hiç de öyle değil o yüzden ne diyorduk bu balon bir rally diyorduk sadece 7 tane abiden yapılan bir rally diyorduk İşte onların da durumları burada geçen sene baya bir eksi yazan abiler mesela Nvidia eksi 50 de yazmış geçen sene ki getirisi eksi 50 olmuş elinde Nvidia olan bir adam veya geçen senenin başında işte almış olan eksi 50 yazacağına bu sene başında almış olan 220 artı yazmış. Yani burada bu gördüğünüz gibi Nvidia ve Meta yani namı değer Facebook ve Tesla en büyük getirileri yapmış bu sene arkadaşlar. Bu tablomuzda ne görüyoruz? Bu tablomuzda da e, istihdam verilerini görüyoruz. Tam e, işte diyor ki 31 aydır istihdam e, artmakta diyor. Bu tabi e, normal e, dönemin rekorlarını e, doğru gidiyor. Hani bu 33'ler birkaç kere rekor olmuş ona gelmek üzereyiz. Bakalım bu rakamlar biraz oynanıyor gibi geliyor diyoruz. Bir de e, iki iş, üç iş e, yapan insanlar var diyoruz. Onlar da tabii ki istihdamı biraz arttırıyor. E, unemployment rate dediği yani işsizlik verileri de e, düşmeye devam ediyor, Beklenenin altına gelmeye devam ediyor. Görüyorsunuz işte 3.4, 3.5 civarlarında tarihi diplerde geziyoruz. E, ne diyoruz? Enflasyonu, işsizliği hortlatmadan Yenemezsin. E, bakalım e, ilk defa böyle bir şey işte soft landing diye bir şey çıkardılar biliyorsunuz. Yapabilecekler mi göreceğiz. Burası da işte şeylere göre e, eyaletlere göre durum arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? E, bu da yıllık değişim arkadaşlar. Yani istihdamdaki e, tarım dışı istihdamdaki yıllık değişim 2.2 e, bazında. Tabii Covid'deki bu e, çöküşü birden e, roketiyle. Onun artık sakinleyip şuradaki seviyelere dengelenmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne? Bu da e, işten çıkma e, yüzdesi arkadaşlar. E, i̇nsanlar işte e, şuralarda artık e, işte işlerinden çıkıp daha farklı daha yüksek maaş beklentisi olduğu işlere geçiyor demiştik o dönem. Şimdi artık yavaş yavaş durulmaya başladı. Ee, bu da işte bir e, iş arayan insanın e, neredeyse iki iş bulma ihtimali vardı şu dönemlerde. Biraz geri geldi o 1.6'ya düştü ama hala güzel bir oran. İş arayan için 1.6 oranında hala iş var. Şurası önemli demiştik bunu geçen göstermiştik. İşte burada saatlik kazançlar e, sonunda e, şeyi e, enflasyonu tüfeği geçti demiştik. Bu e, tabii ki de işte cebimizdeki para eriyor ya. Amerika'da artık erimiyor şu an e, enflasyonun üstüne çıkmayı başardı kazançlar bizde iki durumu hiç konuşmaya bile gerek yok e, yapılan zamlar e, bırakın bunun üstünde hiç çıkamadık zaten de yanaşamıyoruz bile ve bir en fazla iki ay içerisinde o yapılan zam da zaten e, tarih oluyor gidiyor. Ee, i̇şte bu da e, enflasyonun e, son 2000 e, şeyinden Haziran'ından e, 22'nin Haziran'ından beri düşüş e, durumunu gösteren tablo arkadaşlar. işte artık oradan nerelere geldik. Şimdi Ağustos'ta tabi e, ne dedik? Baz etkisi bitiyor dedik. Şurası çok önemli dedik. Şimdi hep baz etkisinin e, ekmeğini yemiştik ki bir önceki ayda müthiş bir ekmeğini yemiştik. 1.2 vardı burada. Şimdi bu ay sıfır. Yani baz etkisinden hiçbir ekmek yenmeyecek. O yüzden Ağustos'ta yani bu e, Perşembe günü yani yarın açıklanacak e, tüfede çok enteresan bir şey olabilir diyoruz. El bombaları diye bir videoda zaten bunu size Anlatmıştım sunum şeklinde. Ağustos ayında bizi neler beklediğini. Seasonality'den tutun. işte Jackson Hole'a tutun. Nvidia'nın earningsine, babaların earningsine tutun. Tüfeğe tutun. Bizi birçok bomba bekliyor demiştik. O bombalar yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ama o bombalardan hiç beklemediğimiz iki tane gelişme oldu. O iki gelişmenin bir tanesini işte geçen konuşmuştuk. Fitch'in şeyi downgrade etmesi kredi puanının Amerika'nın. İşte o 9-10 ülkeydi bu arkadaşlar. 9 ülkeye düştüler. Aa, aa, a olanlar e, Amerika buna çıldırdıydı tabi. Şimdi bir tane daha bir şey oldu. Biraz sonra bakacağız ona zaten. Bu ne arkadaşlar? İşte e, dedik ki bu ayki tüfe yani yarınki tüfe çok enteresan gelebilir. Neden? Çünkü görüyorsunuz şurada e, Temmuz'da e, burada hani e, e, Haziran e, ve işte daha şuradaki işte şeyden Mayıs-Haziran arasında yataya bağlayan benzin-mazot fiyatları akaryakıt fiyatları şurada görüyorsunuz roket attı. e Şimdi bunun tabi tüfeğe bir etkisi olacak. Tüfe oradan ekmeğini çok güzel yiyordu. E biliyorsunuz emtiyalarda iyi gerilemişti. Oradan güzel ekmek yemişlerdi. E, rakamları da güzel e, kuklayabiliyorlardı. Şimdi işte artık sıçramayı görüyorsunuz. Bu sıçrama sonucu Bakalım nasıl bir tüfe gelecek yarın gerçekten e, ben de çok merak ediyorum. Eğer beklenenin çok da üstünde gelirse. Vay haline markete bir bombası daha düşmüş olur. Ondan sonra haftaya Nvidia'nın earnings'i kalır. E, oradan gelecek şeyde e, artık marketin fişini çekebilir. E, Apple'da gördük zaten ne diyoruz? Market diyoruz. Apple demek diyoruz. Apple nasıl e, bir iki ayda verdiğini üç günde geri aldı. E, i̇şte merdivenle çıktı. Asansörle indi arkadaşlar. Gelelim bir önemli konumuza daha. O ne hocam? O da e, bu yield'lar arkadaşlar. Yani şimdi e, bugün akşam şurada göreceksiniz işte 10 yıllık tahvil ihalesi var. Bu çok önemli. Yıllıklarda ortalık karışmak üzere. Niye hocam ortalık karışmak üzere? E çünkü ne dedik? 10 yıllıklar çok önemli ve 10 yıllıklar biliyorsunuz şurada bir tepe yapmıştı. O tepeye şimdi kırabilir mi kırmaz mı ee, onun tartışması var tekrar oraya hortlar mı hortlamaz mı onun tartışması var. Eğer oraya hortlarsa ne diyoruz ee, yığıtların böyle bir e, faiz vermesi böyle bir işte dört üstü getiriler yapması hele 10 yıllığın kısalar daha da e, roket dedi biliyorsunuz e, ne oluyor büyük para babalarını büyük abileri e, ne yapıyorlar cezbediyorlar cezbedince ne oluyor? Tina'dan çıkıyor market yani there is no alternatiften başka alternatif yoktan çıkıyor. Böylelikle ne yapabiliyorlar? Keşleri para etmeye başlıyor. Ondan sonra para para kazandırmaya başlıyor. O zaman gidiyorlar buralardan e, fix 5'ini mi 5 mu 6 mı artık neyse onu alırım diyor marketle uğraşmam diyor. E bu da ne oluyor marketi aşağıya çekiyor tabii ki de o yüzden bu akşamki şurada bakalım nasıl bir şey gelecek. Ee, tekrar bir yukarıya bunu e, yönlendirecekler mi yoksa şimdilik bir sakinliği de o sakinlik devam edip şuradaki işte desteği aşağı kıracak mı onu göreceğiz burası o yüzden önemli arkadaşlar durumda şu işte bu yield kör biliyorsunuz olunca resesyon kaçınılmaz oluyor diyoruz ama şimdilik işte resesyondan yırtacağız yırtacağız deyip duruyorlar bakalım ne olacak yani görüyorsunuz reitleri yani bir aylık 5.38 veriyor yani adam buradan şunlardan birine koyup garanti parasını alıp. Çıkabilir yani e, en kötü gider bir yılla 5.4'ten koyar e, der ki arkadaş ben bir sene ne uğraşacağım şeyle 5.4 temizimi alır geçerim. E, Tabi işte burası hortlarsa e, tekrar e, bu kime bağlı? E, Bank of Japan'e bağlı dedik işte oradaki e, hareketlenme burayı etkiliyor. Orayı sıkıntı yaratıyor. Treasury e, dump edip duruyor. Çakmaya devam ediyor e, hazine. O yüzden e, bu tahvil fiyatları aşağı düşüyor. Ve faizleri, yieldleri yukarı gidiyor arkadaşlar. İşte burada da zaten Charlie göstermiş. E, bondlar yani tahviller e, tarihi diplerde geziyor. E, görüyorsunuz 36 aydır aşağı doğru gidiyor. İşte getirisini görüyorsunuz. Acaba bond getirisi... Artık bitti mi hani 60'a 40 portföy işlemi bitti mi bondlar artık hiçbir şey getirmiyor. Biliyorsunuz tahvilin fiyatı düşünce yılda artıyor. Yani o yüzden tahville oynayan arkadaşlar hiçbir şey yapamadılar 60'a 40 portföy patladı yani İşte burada da zaten görüyorsunuz işte market yukarı giderken bondlar aşağı doğru çekilmeye devam ediyor. Şu zaten her şeyi söylüyor arkadaşlar rekor. E, hisse e, ve tahvil e, şeyi bu. E, ve herkes e, şeye gitmiş durumda. Hisseye yönelmiş durumda. 60'a 40 muhabbeti şimdilik e, yok olmuş durumda. Tahvile kimse yönelmiyor. Tahvile yönelmiyor ama bu sefer ne yapıyor? Yıldını değerlendirmeye gidiyor. Tahvil değil de yıldına yöneliyor. E, böylelikle ne oluyor? O tahvilin fiyatı e, kimse almadıkça düşmeye devam ediyor. E, markette böyle cazibesini sürdürdükçe ne oluyor? Buraya e, hisselere yığılma devam ediyor arkadaşlar. İşte bu da mesela dediğim şey işte 3 aylık görüyorsunuz e, tarihi gene yerlere geldi. Şuradaki tepeyi bile geçti. Şimdi adam e, 2001'den beri e, alacağı en yüksek yılla alacakken e, gidip niye marketle uğraşsın diyorum. İşte 3 aylığın e, getirisini görüyorsunuz 5.55 lira çıkmış. Bunlar büyük paralar için çok büyük oranlar arkadaşlar. Hani siz için yani 5 ne ya hem de 3 aylık 5 e, o bana hiçbir işime yaramaz diyorsunuz ama bunu 100 milyon doları, 1 milyar doları olan adamlar için düşünün. Onlar için tabii ki de mükemmel oranlar, tertemiz oranlar, garanti oranlar arkadaşlar. İşte şurası da negatif bölgeyi gösteriyor. İşte bu yıl şeyini görüyorsunuz 3.18'e gelmiş durumda. Enflasyonla arasındaki farkı hesapladıktan sonraki değer arkadaşlar. Ne diyoruz? Negatif faiz bizim için Kötü bir şey diyoruz. Biz de negatifteyiz. Biz acayip negatifteyiz. Aslında ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor değil mi? Yani verilen faizin enflasyonun üstünde olması gerekiyor ki siz onu aşağıya çekebilirsiniz. Yani sürücü koltuğunda sizin olmanız lazım. İşte bir demin ne demiştim? Bu tahviller için Japonya kritik demiştim. Japonya'da da işte birazcık burayı yukarı çekmeye başladılar demiştik. Şimdiye kadar hep aşağı giden Japonya. Bu sefer yukarı çekmeye başlayınca şimdi burası cazip hale gelirse ne yapacak Japonlar? Gidip e, Amerikan tahvillerini e, satıp kendi tahvillerinden almaya başlayacaklar. E, bu e, olduğu zaman da e, Amerika bir daha oradan da gol yiyecek oranın tahvilleri. O yüzden e, bu Japonya'nın alacağı kararlar yapacağı hareketler o yüzden tahvil piyasası için çok önemli arkadaşlar. Başka bir konu neydi arkadaşlar? Geçen de onu yayında öğrencilere gösterdim. Ee, ne dedik? Ev almak, araba almak tarihin en zorlu anlarından birine ulaştı dedik. Yani affordability e, yani alabilirliği insanların o kadar düştü ki e, bir ev, bir araba alamaz hale geldiler. E Zaten böyle bir mortgage e, lan, böyle bir e, araba kredisi e, faizi e, ortamında. Bunları almak kolay değil. İnsanlar e, ne yapıyorlar? Daha kendileri paycheck to paycheck yani maaştan maaşa yaşıyorken gidip böyle bir şey yapacak halleri kalmıyor. İşte görüyorsunuz e, average price 46 bin dolara gelmiş durumda. Bunlar bile e, çok büyük rakamlar. Yani e, aylık ödemeler bile 750 dolara gelmiş durumda. Neredeyse 1000 e, dolar sadece arabanın e, taksitine ödeyecek hale gelmiş durumda. E, 5-6 bin dolar kazanan bir adam e, bunu nasıl yapsın diğer şeylerinin yanında bir sürü ödemesinin yanında. İşte o yüzden e, ne diyoruz? Bu sıkıntılı bir ortam diyoruz. E, bu sırada ne oluyor? E, şeyin, Amerika'nın borç tavanında biliyorsunuz onu da geçenlerde işlemiştik. Roket olmuştu. E, roket olunca ne oluyordu arkadaşlar? GDP'den yani gayri safi milli iç hasıladan bir gelirim var. O gelirin giderini karşılamıyor. E görüyorsunuz sadece e, borcun faizine e, gelirinin 3.6'sını harcıyormuş arkadaşlar. Yani borcun faizine gelirinden 3.6'sı oraya gidiyor yani havaya gidiyor. E, sadece anca faizini e, kapatıyorsun o parayla. E ne oldu işte e, fitch demiştik geldi ne yapmıştı arkadaşlar? Amerika'nın reytingini indirmişti. Şu 9 ülke bizden daha mı iyi? Yani biz dünyanın en büyük ekonomisiyiz. Onlar nasıl bizim üstümüzde olur diye ortalığı yıkmışlardı. Şimdilik ondan sonra da demişlerdi biz Moody's'e bakarız. Moody's'e öbürleri bizi ilgilendirmez demişti. Biraz sonra açacağım o Moody's'i de. Önce şuraya bir geçelim artık arkadaşlar. Gündeme döndüğümüzde de Çin dün gene bir bombayı bıraktı. Bomba ne arkadaşlar? 2 double digit diyor yani iki basamaklı iki haneli hem ihracatta hem ithalatta beklentilerin altında geldi yani Çin ne diyoruz? Çin'in ekonomisinin durulması dünya ekonomisini direkt etkiler. Özellikle Amerikan firmalarını ve global iş yapan firmaları işte Qualcomm olsun mesela Qualcomm e, tamamen e, Çin'e e, endeksli bir firma. Qualcomm'un grafiğini açarsanız e, ne yaşadığını görürsünüz örnek sonrası. Niye? Çünkü Çin'de de beklenen açılma olmadı. E, o Çin'den beklenen e, açılma, e, alışveriş çılgınlığı, işte ekonomiyi canlandıracak, coşturacak e, muhabbet gelmedi. Hatta daha daha da kötü haberler gelmeye devam ediyor. İşte bu haberlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. E, bu işte birazcık petrolü dün tabii e, etkiledi. Ama ne oldu? Hemen baydı dip yaptılar. Şu iğneyi görüyorsunuz. Bu haber düşünce tabii şu e, şey çakıldı aşağıya. E, ama ondan sonra hemen tekrar toparladı. E tabii Çin ne diyoruz? Çok önemli e, böyle bir e, veri de tabii kimse gene beklemiyordu. Çin'de işler öyle hiç de iyi değil. O yüzden hani bana çok soruluyor Çinli firmalar. Hocam şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ben de e, nacizane yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte diyorum ki Çin firmalarından uzak durun Amerikan borsasında. işte böyle bir tane haber gelir. O roket giden e, hisseniz bir anda şelale olup verir. E, bir ayda verdiğini bir günde geri alır sizden. O yüzden hiç gerek yok. Ondan sonra ne diyoruz? Demin hatta işte buna bir atıfta bulunduk. İnsanların cebinde para mı kaldı dedik ki şey yapsın. Ne diyor? E, tarihte ilk defa kredi kartı borçları 1 trilyonu geçmiş arkadaşlar. Artık insanlar maaştan maaşa yaşamayı bırak, kredi kartından kredi kartına. Siz zaten bunlara alışkınsınız ülkemizde. E, adamlar da aynı o seviyeye gelmiş durumda. Yani koca dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. E orada kredi kartı borçları 1 trilyona yani tarihinde ilk defa geçmiş durumda. E bu ne demek? E i̇nsanların cebinde 5 kuruş yok. Herkes kredi kartıyla döndürüyor demek. E böyle bir zamanda araba fiyatları roket, ev fiyatları roket, morgaçlar roket, işte e enflasyon e roket daha yeni yeni geriliyor. Faizler roket. E o zaman ne olur? E resesyon kaçınılmaz diyoruz ama diyorlar ki soft landing bakalım göreceğiz. İşte burada da ne oluyor? Birbirlerini gazlıyorlar. İşte bir tane daha Wall Street ee, diyor ki bankası. 2023 resesyon falan yok diyor. İşte ondan sonra bir tanesi bir hemen laf atıyor. All time high yapacağız yıl sonuna bilmem ne. Hemen öbürleri de peşinden gidiyor. Bunlar için önemli olan şey marketi ayakta tutup şişirip tepeden çakabilmek arkadaşlar. Evet geldik esas gene öbür konumuza. Neydi? Fitch dedik A, A artıya düşürdü dedik. Moody's de bu sefer geldi. Ne yaptı? 10 tane bankanın reytingini aşağı düşürdü. Ama şurada önemli bir şey vardı arkadaşlar. Dünkü şelalede buradan kaynaklandı aslında. Diyor ki, eee, "Provided the pressures that will reduce the ability to generate in income comes a mild US recession in on the horizon for early 2024." Yani 2024 eee başlarında böyle hafif de olsa diyor bir resesyon bekliyoruz deyince bir de bankaları da aşağı çekince dünkü şelale geldi arkadaşlar. Şimdi PLTRC arkadaşlar da soruyorlar hocam ne oldu örneğin sen hani iyi diyordun çapıldı. Arkadaşlar şimdi PLTR'nin betası ne siz biliyor musunuz? Mesela hani beta ne bir kere onu biliyor musunuz? Yani bir hisselerin betaları vardır yani beta... E, PLTR'de de iki küsür gibi hatırlıyorum. Tam rakamın içinde hatırlamıyorum yani markete olan açıklık ona ondan gelecek rüzgarlara olan dayanıklılığı o beta ne kadar fazlaysa en ufak bir yeşil günde sizin hisseniz çok güzel sıçrar en ufak bir kırmızı günde de sizin hisseniz şelale olur. Bunun ana sebebi nedir hocam? Bunun ana sebebi kurumsalların içeride fazla olmadığı firmalarda görebilirsiniz bu oynaklığı mesela. E, PLTRE böyle bir firma, yani meme stokluktan çıkmaya çalışan bir firma. E şimdi öyle olunca böyle de bir haber gelince. E, sanmayın ki e, earnings yüzünden çakıldı. Dış etkenler buna etken oldu ve tabii ki de içinde dediğim gibi kurumsal fazla olmadığı için KY ne yapıyor? Panik yapıyor. Hemen sat 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 moduna geçiyor. E, öyle olunca birden şelale geliyor. İşte sebebi o ama e, yıl yılbaşından beri %200'e yakın gitmiş bir şeyin bir %10 düşmesi bizim için hiç önemi yok. Biz ne diyoruz? Orada uzun vadeciyiz. 5 ila 10 yılda geleceğin firması olduğunu görüyorum diyorum. Bu tabii benim düşüncem, beni bağlar. Ee, siz de katılırsınız, katılmazsınız ama ben böyle düşünüyorum. E, o yüzden bu Earnings'te düşmüş çıkmış bunlar bizi bağlamaz. Hayatımda gördüğüm en iyi Earnings'ti PLTR için ve toplantı da mükemmeldi, sunum da mükemmeldi. Alex'i ben ilk defa bu kadar aktif gördüm ve e, hakim gördüm ve ilk defa e, market market demeye başladığını gördüm. Bunlar PLTR için çok güzel şeyler. E, o yüzden PLTR'de e, DCA DCA yaparak pozisyonumuzu büyüterek devam etmeye. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. PLTL ile ilgili düşüncelerim bunlar. Onun haricinde e, genel ne oldu? Fitch dedik, sonra Moody's dedik, ortalık karıştı dedik. E, i̇şte bizde durum ne? Hemen bize de bakalım. Bizi de Telegram'da geçen yazdım zaten uzun uzun. E, bizim bu rallimizin e, böyle bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Eğer e, çok bir dış e, etken, çok alakasız bir haber düşmediği sürece bizim bu gidişimiz kaçınılmaz olacak neden diyoruz nedeni de Tina diyoruz yani deriz no alternatif diyoruz yani ülkede başka yatırım yapacak alternatif kalmadı bir şeyi hep yanlış yapıyorsunuz o ne hocam Arkadaşlar hep kendi gözünüzden düşünüyorsunuz, kendi gözünüzden düşünmeyeceksiniz. Bir milyoner milyarder gözüyle düşüneceksiniz. Türkiye'de bir milyoner milyarderseniz para e, paramı ne yapabilirim diye düşündüğünüz zaman zaten cevabı bulabileceksiniz. E, o yüzden şu an e, Tina durumunda yani başka alternatifi yok durumunda o yüzden gitmeye devam edecektir. Düzeltmeler, kar almalar, bunlar gayet normal olacaktır. Ama yön şimdilik yukarı arkadaşlar. Ee, o yüzden e, borsamız bu durumda. Amerika'da ne durumda? İşte Amerika'da da söyledik. Bir düzeltme olması lazım. Balon bir halde dedik. Hafif bir düzeltme şimdilik geldi. Ama e, bu Moody'si e, şimdilik böyle bir gelip geçiştirilen gibi market duruyor. E, bakalım bugün e, roket devam edecek mi? Ama ta ne zamana kadar arkadaşlar? Yarına kadar. Niye? Yarın ne dedik? Tüfe var dedik. O yüzden tüfenin e, verisi çok önemli. Yani bugün bir yeşil yaksa artık buradan bir dead cat bounce'a dönse bile bir teknik ala dönse bile yarınki veri fazla sıcak gelirse gene bir şelale yer market. Bakalım o yüzden yarın öncesi çok fazla işlem yapmamakta fayda var. Evet bayağı gene bir şeyler konuştuk. Dediğim gibi ortam şu an bayağı sıcak. Yarınki veri çok önemli. Akşamki 10 yıllık ihalesi çok önemli. Oradan gelecek e, verilerden, yarınki veriler ışığında tekrar pozisyon almakta, e, yönü belirlemekte fayda var arkadaşlar. E, Ağustos mega eğitimi de sonlandı. Bu hafta sonu, ve ondan sonraki hafta sonu yapacağız. Hala katılmak için e, fırsatımız var. Katılmak isteyenler bana özelden yazabilir. Her türlü ortamdan e, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.